Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok güzel fıstıklı altıgen krop hırka yapımını anlatacağım. E, 38-40 beden aralığına uygun hırkam. Yaklaşık 300 gram ip kullandım. Şöyle yün içerikli ihraç fazlası bir iple yaptım. Videoda detaylı açıklamaları vereceğim sizlere. Hırkam kısa bir krop hırka. Kolları da dirsek boy. İsterseniz boyunu ve kollarını uzatabilirsiniz. E, bu krop hırkanın uzun halini de sizlerle paylaşacağım video olarak. E, uzatmak isterseniz o videoya bakarak yapabilirsiniz. E, hırkamın boyu omuzdan e, bele kadar olan boyu 46 cm hanımlar. E, ön eni ise kol altından göğüse kadar 21 cm. Arka eni de kol altından diğer kol altına kadar olan bölümü ise 55 santim hanımlar. Ölçülerin bu şekilde kendi bedeninize uygun yapabilirsiniz. Videoda nasıl ölçü alınacağını da anlattım. Dilerseniz hemen hırkamızın yapımına başlayalım. Evet hanımlar şimdi hırkamızın yapımına başlıyoruz. Ben sağ bedenimi bitirdim. Solu da birlikte yapacağız. Dediğim gibi hırkam 38-40 bedenler için. Şöyle santim ölçüsü de vereceğim sizlere. Bakın kol altından. Şöyle ön beden 21 santim. Yine kol altından bakın şu arkadaki de arka bedenimiz. Arka bedenim ise şöyle kol altından ölçüyorum. 29,5 santim şurası arka bedenimiz. Bir daha açarak ölçeyim. Hemen kol altından başladığım noktadan 29,5-30 santim diyelim. Evet. Bu şekilde kol uzunluğumu da ölçeceğim. Tabi buna daha ilave edeceğim. Şöyle şuradan ön bedene kadar 40 santim eninde. Boyu ise Şöyle tuttuğumuzda evet, 20 cm de kol boyum var hanımlar. Bu şekilde önce altıgen parçamı bitiriyorum. Ön bedenimin ölçüsünde göğüs ortasına kadar ölçerek o şekilde yapıyorum. Ardından o ölçüyü tamamladıktan sonra da şöyle arka bedenime ilave olarak tekrar örüyorum. Onu da söyleyeyim kaç santim olduğunu. Bakın şöyle. 8 santim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sırada arka beden için ilave ettim parçamı. Bu şekilde şimdi birlikte örmeye başlayacağız. İplerimi de göstereyim sizlere. Yine her zamanki gibi Emirün Instagram Emirün sayfasından iplerimi tedarik ediyorum. Nakovals muadili ihraç fazlası yurt dışına gönderilen iplerden. Ee, %30 yün, %70 de premium akrilik ve 294 metre uzunluğunda bir ip hanımlar. Böyle batik renk geçişleri olan bir ip. Ee, ben bu parçama bir yumak bitirdim. İkinci yumağıma başladım. Onu da e, ördüm. Yani bir buçuk yumak gitmedi bu parçama. Bir buçuk yumaktan daha az bir ip kullandım. Bu şekilde tığım ise şöyle göstereyim. Üç buçuk milim. Elinizin sıklığına göre, ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi hırkamıza bakın şu orta noktadan başlıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. Ardından 6 tane Eee, tırabzan grubu yapacağız. Üçlü, altı tırabzan grubu yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Evet, şöyle ilk önce zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Çok sık olmayacak şekilde. Hemen ilk zincirimin içine batıyorum. Battıktan sonra ilmeğimi çıkartıyorum. Ardından ilk ilmeğimin içinden geçerek kaydırma işlemini yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Yuvamın içine 2 ve 3 tane trabzan, trabzan yapmış oldum, zincirli trabzanım da dahil. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvamın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvamın içine. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir, aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde 6 kez bu işlemi tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4 oldu. 2 zincir şöyle biraz çekerek açıyorum, kaydırıyorum trabzanlarımı 1, 2. 3 5. oldu tekrar 2 zincir çekiyorum 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum Evet bakın 1 2 3 4 5 ve 6 tane e, ikili trabzan grupları yaptık şimdi birleştirme yapacağım zincir çekmeden birleştirmelerimi tığıma ipimi doluyorum hemen ilk çektiğim zincirimin içine batıyorum. Bu şekilde üç ilmeğimi birlikte topluyorum hanımlar. Ardından iki tane zincir çekiyorum. Bakın ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi arttırma yaparak devam edeceğiz. Bakın her köşede ikişer ikişer arttırma yapıyoruz trabzanlarımızda. İki zincir çektim. Bakın şuraya Zincirli tırabzanımla birlikte 2 tane tırabzan yaptım. Hemen sıradaki bakın birleştirme yaptığım zincirli tırabzanımın tepesine batıyorum. 3 yanındakine batıyorum. 4 onun yanındakine 5 İlk sırada 3 tırabzan yapmıştık. Kenarda 2 tırabzan arttırma yaparak toplamda 5 tırabzan yaptık. Şimdi 2 tırabzanda bu köşede yapacağız. 1 ve 2. Toplamda 7 tane trabzanım oldu ikinci sıramda. 2 i̇ki zincir çekiyorum. Tekrar köşeye 2 tane trabzan yapıyorum. arttırma yapıyorum. Şöyle 2 tane trabzanım oldu. Şimdi bu 3 trabzanı da birer tane trabzan yapacağım. 1 2 ve 3 tekrar köşeye boşluğa 2 trabzan daha yaparak toplamda 7 trabzan oldu bakın 1 2 3 4 5 6 7 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar 2 trabzan arttırma yapıyorum ardından yine 3 trabzanımın tepesine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın tekrar köşe boşluğuna geldim. Yine 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Iki. Yani ikinci sıramızda e, köşe trabzanlarımızın sayısı 7 oluyor hanımlar. Hepsi 7 olacak. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 2 tane tırabzan yapıyorum. Tekrar bakın 3 tırabzanıma birer tane tırabzan yapacağım. 1 2 3 Yine köşeye 2 tırabzan yaparak arttırma yapıyorum. Yani 2 tırabzan sağdan yapıyorum, 2 tırabzan soldan yaparak 3 olan tırabzan sayımı 7 yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 2 trabzan arttırma yapıyorum. Ve 3 trabzan tepelerine batarak birer tane 3 trabzanımı örüyorum. Ardından yine köşede 2 trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Bakın yine aynı boşluğa 2 trabzan Yine üç trabzanımın tepesine de birer tane trabzan yapıyorum. Evet, son köşeme geldim. Buraya yine iki tane trabzan yaparak son artırmamı da yapmış oldum ve birleştirme noktasına geldim. Tığıma ipimi doluyorum, zincir çekmeden. Hemen ilk zincirli trabzanımın tepesine batıyorum ve 3 ilmeğimi birlikte toplayarak buradaki son köşemi oluşturuyorum hanımlar. Yine ardından 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Bakın hemen ilk boşluğa bir trabzan yaparak zincirli trabzanımla iki trabzan elde etmiş oldum. Şimdi buradaki 7 trabzanımın tepesine de birer trabzan yaparak devam edeceğim. Bakın hemen birleştirme yaptığım ilk zincirli trabzanımın tepesine batıyorum. 3. trabzanımı yaptım. Yanındakine batıyorum. 4 5 6 7 8 9 bakın köşeye geldim bu boşluğa iki trabzan daha arttırma yapıyorum ve 7 olan trabzan sayımı 11'e çıkardım hanımlar 11 tane trabzanım oldu arttırma ile birlikte 2 zincir çekiyorum tekrar aynı boşluğa iki tane arttırma yapıyorum iki tane trabzan yaptım Şimdi yine her tırabzanımın tepesine birer tane tırabzan yapıyorum. Bakın 3. tırabzanım oldu. 4 5 6 7 8 9 2 tane daha arttırma yapıyorum 10 ve 11. 2 zincir çekiyorum yine aynı boşluğa 2 tane arttırma trabzanı yapıyorum. 7 trabzanımın tepesine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum. Her sırada bu şekilde, iki sağdan iki soldan olacak şekilde arttırma yaparak devam edeceğiz tekrar bakın köşeye geldim iki tane ikili trabzanımı yaptım iki zincir çektim ve devam ediyorum yine iki tane arttırmamı yapıyorum ardından 7 tane trabzanımın tepesine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum bilenler sıkılmış olabilir ama yeni başlayanlar yeni öğrenenler için e, bu şekilde detaylı anlatmak zorundayım bilenler videoyu hızlı bir şekilde ilerletebilirler tekrar iki tane arttırma yapıyorum 2 zincir çekiyorum tekrar aynı boşluğa iki trabzan Yine 7 trabzanımı örüyorum. Her trabzanıma bir trabzan yaparak devam ediyorum. Köşe noktama geldim. 2 tane arttırmamı yapıyorum. 2 zincir tekrar aynı köşeye 2 arttırma yaptım yine 7 tane trabzanımı örüyorum Evet, 7 tane trabzanımı ördüm şimdi bakın son köşedeyim ve buraya da iki tane arttırmamı yapacağım ve bu sıramı bitirip birleştiriyorum bakın tığıma ipimi doladım ilk zincirli trabzanımın tepesine batıyorum 3 ilmeği birlikte toplayarak 3. sıramı da tamamlamış oldum şimdi şöyle bir baştan bakalım 5 tane zincir çektim halka yaptım halkanın içine 6 tane 3 trabzan grubu yaptım. Aralarda 2 zincir çektim. İkinci sırada ise 3 tane olan trabzanlarım 7 tane oldu. 2 sağdan arttırma yaptım. 2 soldan köşelere. Arada 2 zincir çektim. Tekrar 2 arttırma yaparak 3 trabzanımı ördüm. 2 arttırma daha yaptım. Burada trabzan sayım 7. Üçüncü sırada ise trabzan sayım 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yani tekrar 2 trabzan sağdan, 2 trabzan soldan arttırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 arttırma yaparak trabzanlarımın üzerine trabzan örüyorum. Yine 2 arttırma yapıyorum. Bu şekilde 3. sıramı da tamamladım. Şimdi şöyle bakacak olursak ben bu işlemi kaç kez tekrar ettim? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 7 sıra boyunca bu şekilde 2 sağdan 2 soldan arttırmamı yaptım. Trabzan sayımı da vereyim sizlere. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 27 trabzan olana kadar arttırmamı yaptım. Ardından fıstıklara başlayacağız. Evet bu şekilde. Şimdi bu e, kalan sıraları aynı ördüğümüz şekilde tekrar edelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet toplamda 7 sıramı tamamladım. 7 sırada da arttırma yaptık. Ve e, bu 7. sıramızdaki arttırdığımız trabzan sayısı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ve 27. 3 trabzanla başladığımız hırkamıza 27 trabzan olana kadar her iki taraftan da arttırmamızı yaptık. Bakın şu köşeleri de sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra ördük. Şimdi birleştirme yapacağım. Tığıma ipimi doluyorum. İlk zincirli trabzanıma batıyorum. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi tekrar iki zincir çekiyorum. Yine bir trabzan daha yaparak iki trabzan arttırma yapmış oldum. Şimdi sırasıyla yine her trabzanımın tepesine bir trabzan yaparak bu köşemi bu şekilde tamamlayacağım. Sadece bu kenarımı. 27 de trabzan sayımız. Bu sırada 31 trabzanımız olacak. Sadece bu köşemizi yaptıktan sonra diğer köşede yani diğer kenarda fıstık uygulaması yapacağız. Şimdi diğer parça üzerinden de göstereceğim sizlere. Şu kenarımı önce tamamlayayım. Evet hızlıca burayı geçeceğim. 8. sıramdayım. İlk kenarımı bu şekilde yine iki kez trabzan artırması yaptım. Daha sonra her trabzan tepesine bir trabzan tekrar köşede iki tane artırma yapıyorum. Ve trabzan sayımı 31 yapıyorum hanımlar. geldim. Şimdi şu köşeye iki tane daha mı yapıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Evet, bakın biz şu an şurayı yaptık. Birleştirdiğim sıra başı burası. Biz şu an şuradayız. Bakın, şu trabzanımızı yaptık. Şimdi iki zincir çektik bu köşeyi hep iki trabzan yaparak arttırma yapıyorduk. Şimdi fıstık sırasında bu boşluğa bir tane fıstık yapıyoruz. Ardından ilk trabzanımıza tekrar fıstık yapıyoruz. Daha sonra bir trabzan atlayıp diğerine bir fıstık. Bir trabzan atlayıp diğerine bir fıstık. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu sıramızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane fıstığımız olacak. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Evet, arttırmadan sonra iki zincirimi çektim. Şimdi buraya bir tane dörtlü fıstık yapacağım bu boşluğa. Bakın tığıma ipimi doladım, boşluğa batıyorum, ilmek çıkardım, uzattım bir. Tekrar doladım, ilmek çıkarttım, uzattım 2 tekrar doladım çıkardım 3 tekrar doladım çıkardım 4 bu şekilde dörtlü fıstık yaptım ipimi alıyorum bütün ilmeklerimin içinden geçirdim ve kapattım ardından bakın buradaki ilk trabzana da aynı şekilde fıstık yapıyoruz buradaki arttırmamız bu bir fıstık boşluğa yaptığımız bir fıstık trabzan sırasında iki trabzan arttırma yapıyoruz fıstık sırasında bir tane fıstık yaparak arttırma yapıyoruz Şimdi hemen ilk trabzanıma tekrar bir fıstık yapacağım. Arada zincir çekmiyorum. Bakın ilk trabzanıma tekrar 1, 2, 3, 4. Bütün ilmeklerimi topladım ve bir zincirle kapattım. Şimdi bir trabzan atlıyorum ikincisine. 1, 2, 3 ve 4 bütün ilmeklerimi topladım ve kapattım tekrar bir tırabzan e, trabzan atlıyorum ikincisine 1 2 3 4 Kapattım. bir trabzan atlıyorum ikincisine tekrar dörtlü fıstığımı yapıyorum topladım ve kapattım bu sırada yapacağımız işlem bu hanımlar zincir çekmiyoruz sadece topladıktan sonra e, sıkıştırmak için bir zincir çekiyoruz bir trabzan atlayıp ikincisine batıyorum ve dörtlü fıstığımı yapıyorum bütün ilmeklerimi bir kere de bu şekilde çıkardım ve kapattım bir trabzan atladım bir iki üç dört kapattım bir trabzan atladım dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde fıstıklarımızı yapalım devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bakın son iki trabzanım kaldı. Yine bir trabzan atlayıp son trabzanıma tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Ardından yine köşeye orta boşluğa bir fıstık yaparak artırma yapıyorum. 2 3, 4 Yani trabzan sırasında yaptığımız bakın her kenarda 2 arttırmayı fıstık sırasında da bir tane fıstık olacak şekilde arttırma yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar bu sırayı da e, fıstık öreceğim. Bu köşeyi de yine aynı boşluğa batıyorum. 4 tane fıstığımı yapıyorum. 4'lü fıstığımı kapattım. Bakın bu boşluğa bir fıstık yapıp arttırma yaptıktan sonra hemen yanındaki ilk trabzanımın içine tekrar fıstık yapıyorum. Bunu atlayıp diğerine değil arttırma fıstığımdan sonra hemen ilk trabzanıma tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Eğer ilk trabzanı atlayıp yanına yaparsanız ee, arttırma yapmamış oluruz. Sırası, fıstık sayımız hep aynı şekilde kalır. Şimdi ilk trabzanıma fıstığımı yaptım. Bir trabzan atlıyorum. İkincisine tekrar fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir trabzan atladım. Bir fıstık yapıyorum. Bir trabzan atladım. Bir fıstık yapıyorum. Evet. Şimdi hanımlar bu sıramızı da Aynı burada yaptığımız gibi tamamlayalım. Şu son trabzana gelelim. Buraya son fıstığımızı yapıp yanına da bir arttırma fıstığı yapacağız. Bu sıramızı da trabzan olarak öreceğiz. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bakın son iki trabzanım kaldı. Yine en son trabzanıma bir trabzan atlıyorum. En son trabzanıma fıstığımı yapıyorum ardından buradaki boşluğa köşe kısmına tekrar bir fıstık yaparak arttırmamı yapıyorum Evet bakın şöyle modelimin iki kenarına fıstık sırası yaptım bakın ilk başlangıç sıramı trabzan sırası yaptım yine iki sağdan arttırdım iki soldan at arttırdıktan sonra iki zincir çektim bir fıstıkla arttırma yaptım Hemen ilk trabzan'a tekrar bir fıstık yaptıktan sonra her e, fıstık arasında bir trabzan atlayarak fıstıklarımı yaptım. Son trabzanıma fıstığımı yaptım tekrar. Bakın bu ilk ve son trabzanlara fıstık yapmayı unutmayalım. Hepsinin arasında birer trabzan atladık. Ardından boşluğa tekrar köşeye bir trabzan ya şey e, fıstık yaptık. İki zincir çektik. Tekrar boşluğa bir fıstık arttırma yaptım. İlk trabzanıma fıstık yaptım. Daha sonra aralarda birer tane trabzan atlayarak fıstıklarımı yaptım. Yine e, en son trabzanıma fıstığımı yapıp arttırma fıstığımı da yaptım. Bu şekilde iki kenarıma fıstık yaptım hanımlar. Bakın bir kenarım trabzan oldu. ilk kenarım trabzan. İki kenarım fıstık. Şimdi sıradaki kenarımı tekrar trabzan sırası yapacağım. Arttırma fıstığımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum aynı yere 1 2. 2 tane trabzan arttırmamı yaptım. Ardından devam ediyorum. Her trabzan tepeme 1 tane trabzan yaparak bu kenarımı tamamlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geleyim tekrar devam edelim Evet Trabzan sıra sonuma geldim köşeye tekrar iki tane trabzan yaparak kartırma yapıyorum 1 ve 2 buradaki trabzan sayım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ve 31. Şimdi e, bu kenarı trabzan yaptık. Şimdi iki kenarı tekrar buradaki gibi fıstık yapacağız. İki tane zincirimi çekiyorum. Bakın aynı köşeye boşluğa bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4. Kapattım. Hemen ilk trabzanıma da fıstık yapacağım. Bakın ilk trabzanı atlayıp ikinciye değil. Arttırma fıstığımdan sonra ilk trabzan tepesine tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Evet, ikinci fıstığımı da yaptıktan sonra bir trabzan atlıyorum ikincisine. Bir trabzan atlıyorum ikincisine. bir trabzan atlıyorum ikincisine fıstık yapıyorum Evet bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonuna geldim bakın yine sıradaki trabzanımı atlıyorum en son trabzanıma tekrar bir tane fıstığımı yapıyorum topladım yine köşe boşluğuna bir trabzan yapıyorum pardon bir fıstık yapıyorum kapatıyorum iki tane zincir çektim aynı boşluğa tekrar bir fıstık daha yapıyorum bu kenarımızı da fıstık yapacağız tekrardan hemen ilk trabzanıma tekrar bir fıstık 2 3 ve 4 kapattım bir trabzan atlıyorum ikincisine bir tane fıstık yapıyorum bir trabzan atlıyorum ikincisine bir fıstık yapıyorum evet, yine bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar gelelim Sıra sonuma geldim. Tekrar bir trabzan atlıyorum. En son trabzanıma bir tane fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. Kapattım. Bakın son köşeme geldim. Buraya da bir tane fıstık arttırmamı yapıyorum. Topladım. Kapattım. Evet şimdi burada birleştireceğiz. Bir sonraki sıraya geçeceğiz. Tığıma ipimi doluyorum. Hemen İlk zincirli trabzan tepeme battım. 3 ilmeğimi birlikte toplayarak kapattım. Evet, şimdi 8. sıramızda ne yaptık? 8. sıramıza başladık. İlk kenarımıza 2 trabzan arttırma yaparak trabzanlarımı ördüm. Sıra sonunda köşe boşluğuna tekrar 2 trabzan arttırma yaptım. 2 zincir çektim. İkinci köşemde yani ikinci kenarımda fıstık yapıyoruz. 2 zincir çektikten sonra yine köşe boşluğuna bir fıstık yapıyorum. Ardından ilk trabzanıma bir fıstık, sonra aralarda birer tane trabzan atlayarak fıstıklarımı yapıyorum. Bu kenarın sonunda en son trabzanıma yine bir fıstık yapıyorum. Ardından köşede bir fıstık daha arttırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir fıstık arttırma. İlk trabzanıma bir fıstık. Aralarda bir tane trabzan atlayarak fıstıklarımı yapıyorum ve e, son trabzanıma tekrar bir fıstık, köşeye tekrar bir fıstık arttırması. Bu şekilde e, ikinci ve üçüncü kenarımı fıstık yapıyorum. Dördüncü kenarımızı trabzan yapıyoruz. Bakın burada arttırma fıstığı yaptıktan sonra iki zincir çektim. İki trabzan yaptım arttırma, arttırma olarak boşluğa. Ardından yine bütün trabzanlarımı ördüm. Sıra sonunda yine iki trabzan yaptım. İki zincir çektim. Ve kalan iki kenarıma yine fıstık uygulaması yaptım. Ve burada birleştirdim. Yani bakacak olursak bir tane trabzan ilk e, kenarımız trabzan. Daha sonra iki kenarımız fıstık. Tekrar bir kenar trabzan ve iki kenar fıstık bu şekilde bu sıramızı tamamladık şimdi her fıstık e, uygulamasından sonra bir sıra komple trabzan gidiyoruz tekrar göstereyim Bakın biz şu an bu fıstık ilk fıstık sıramızı yaptık üst sırada yine komple trabzan gideceğiz Tıpkı bu alt sıralarda yaptığımız gibi bir tane fıstık arasına trabzan yapıyoruz. Bir tane fıstık üzerine trabzan yapıyoruz. Ve yine arttırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. İki tane zincirimi çektim. Yine aynı yere bir trabzan yaparak iki trabzan yapmış oldum. Ve ilk trabzanıma zincirli trabzanıma yani kapattığım noktaya tekrar bir tane trabzanımı yaptım. Ardından devam ediyorum yine her trabzan tepeme bir tane trabzan yaparak bu kenarımı tamamlayacağım. Yani tıpkı alt sıralarda yaptığımız gibi. Evet burayı zaten biliyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim devam edelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi buraya iki tane trabzanımı yapıyorum. Arttırma yapıyorum yine. Bu arttırmalar her sırada olacak hanımlar. 2 trabzan arttırmamı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi fıstıkların üzerine de trabzan yapacağız. 2 zincir çektim. Boşluğa tekrar 2 trabzan arttırması yapıyorum. Bu şekilde 2 tane arttırma yaptım. Şimdi ilk fıstığımın tepe noktasına bakın şuraya batıyorum. 1 tane trabzan yaptım. Ardından fıstık arasına batıyorum. Bakın iki fıstığın arasına batıp bir trabzan yapıyorum. Sıradaki fıstığın tepesine batıyorum. Bir trabzan. Fıstık arasına iki fıstığın arasına batıyorum. Bir trabzan. Yani bir trabzan fıstık tepesine, bir trabzan fıstık arasına. Bu şekilde devam ediyoruz bir fıstık tepesine battım trabzan yaptığım bir de fıstık arasına fıstık tepesine fıstık arasına Evet bu fıstık sayılarını söylemiştim size tekrar söyleyeyim 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16 tane fıstığımız var şimdi bu şekilde devam ediyoruz bir fıstık tepesine bir fıstık ortasına trabzan yaparak bu kenarımızı tamamlıyoruz Evet ben şimdi buraya kadar geleyim devam edelim Evet kenarımı bitirdim tekrar bakın köşe noktaya iki tane trabzan artırmamı yapıyorum Yine iki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar iki tane trabzan yaparak arttırma yapıyorum. Ardından ilk fıstık tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. İki fıstığın arasına boşluğa batıyorum. Bir trabzan. Bir fıstık tepesine batıyorum. Bir fıstık arasına. Bir fıstık tepesine. Bir fıstık arasına. Evet bu şekilde. Bu sıramız tamamen trabzandan oluşuyor. Bir sıra trabzan sırası, bir sıra fıstık sırası şeklinde ilerliyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bir sıra trabzan, bir sıra fıstık. Yalnız sadece trabzan yaptığımız sıra sadece trabzan olarak ilerliyor. Şöyle iki kenarımız fıstık, tekrar bir kenarımız trabzan iki kenarımız fıstık bu şekilde ilerleyeceğiz Evet şimdi bu sıramızı tamamlayalım bir fıstık tepesine bir fıstık arasına köşelerde tekrar iki trabzan arttırma yapıyoruz iki zincir tekrar iki trabzan arttırma bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım Evet dokuzuncu sıramı da tamamladım hemen boşluğuma iki tane trabzan yaparak arttırmamı yapıyorum Şimdi birleşmeyi yapacağız. Tığıma ipimi doladım. İlk zincirli trabzan tepesine batıyorum. 3 ilmeğimi birlikte toplayarak köşeyi oluşturmuş oldum. Evet bu sıradaki trabzan sayıları bakın bu sırada da 35. Burada da fıstık üzerindeki sayı da 35. Yani her sırada bütün trabzanlarımızın aynı sayıda olması gerekiyor. Eğer ki eksik olursa arttırma yapmayı unutmuşsunuzdur. Ya bir arttırma yapmışsınızdır ya hiç yapmamışsınızdır. Her kenardaki, her sıradaki trabzan sayılarımızın eşit olması gerekiyor. Evet, şimdi 10. sıramıza başlıyoruz. 10. sıramızda yine burayı komple trabzan öreceğiz. 2 zincir çektim. Hemen köşe boşluğuma bir trabzan yaparak zincirimle birlikte iki trabzanım oldu. Bakın şurada birleştirme yaptığımız zincirimize de bir trabzan yapıyoruz. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Yoksa sayılarımız eşit olmaz. 3 tane oldu. Şimdi sırasıyla yine her trabzan tepeme bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde burada tekrar fıstık yapacağız. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Yine 2 tane arttırmamızı yapalım. Devam edelim. Evet ilk kenarımı trabzan yaptım. 9. sırada 35 olan trabzan sayım 10. sırada 39 oldu. 2 buradan arttırma yaptım. 2 buradan her zaman olduğu gibi. Şimdi tekrar fıstık yapmaya başlıyoruz hanımlar. 2 trabzan artırmasından sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar bakın buradaki köşe boşluğuna bir tane fıstık yapıyorum. 3 ve 4. Kapattım. Yine ilk trabzanıma mutlaka fıstık yapıyorum. 1, 2, bunu yapmazsak artmaz. 3 ve 4. Mutlaka hem ilk trabzanımıza hem de son trabzanımıza fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi tekrar bir trabzan atlıyorum. ikincisine bir fıstık. Yani ilk fıstık sıramızda yaptığımız gibi bir trabzan atla bir fıstık. Sıra sonuna geldiğimizde yine bir atlıyoruz. En son trabzanıma fıstık yapıyorum. Tekrar köşeye bir fıstık yapıyorum arttırmak için. İki zincir çekiyorum. Bakın yine fıstık sırası. Yani her fıstık sırasına fıstıktan sonra bir trabzan bir fıstık bir trabzan bir fıstık şeklinde ilerliyoruz köşelerde bir fıstık arttırma yapıyoruz trabzan kenarımıza geçtiğimizde yine iki trabzan yapıp arttırıyoruz bütün sıralarımız tırabzanlarımızı e, trabzanlarımızı birer tane batarak örüyoruz tekrar iki trabzan yapıp iki zincir çekip bu sefer fıstık sıramıza başlıyoruz yani şu ilk fıstık sıramızda ne yaptıysak İkinci fıstık sıramızda da aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle şuradan göstereyim tekrar. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi eee burası arka beden genişliği. Bunu saymayacağım. Onu çünkü komple bittikten sonra en son orayı yapıyorum. Şöyle şuraya baktığımızda 1 2 3 4 5 ve 6 sıra. Fıstık yapmışım. Komple saydığımda şu e, köşelerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. En son trabzanla bitirdim. Bakın fıstık sıramı. 19 sıra ilk başlangıç sıramızdan itibaren 19 sıra örüyoruz. 2, 4, 6 sırada fıstık sıramız oluyor bu şekilde 19 sıramızı tamamlayalım şu anda kaçıncı sıradaydık 11'deydik sanırım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sıradayız 10. sıraya başladık yani 7 sıra daha öreceğiz değil mi 17 sıraydı 2 4 6 8 10 12 14 16 17 19 sıra pardon 9 sıra daha öreceğiz Tabii ki e, bu 38-40 bedenler için. Yani e, şöyle söyleyeyim. Şimdi şunu şöyle katladığımızda, sağ ya da sol fark etmiyor. Şöyle katladığımızda kol altından göğüs ortasına kadar. Eğer kenarına bir lastik ya da başka bir şekilde kenar yapmayacaksanız göğüs ortasına kadar ölçün. Eğer kenarına lastik yapacaksanız kaç santim lastik istiyorsanız yani mesela şöyle göstereyim. Şimdi diyelim ki şöyle 3 santim lastik yapacaksınız. Şuradan 3 santimi çıkarıyoruz mesela. Ne kadarsa o kadar ölçüyoruz. Yani göğüs ortasına, kol altından göğüs ortasına kadar, göğüs boşluğuna kadar ölçüyoruz. Diyelim 20 cm. E, lastik yapacaksanız eğer kenar ya da şöyle 3 santim diyorsak 20 cm'den 3 cm'i çıkardığımızda 17 cm oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. 17 cm. Yani şöyle. Şu kadar ördükten sonra kalan iki sırada lastik sırası oluyor. Tamamen zevkinize kalmış. İsterseniz hiçbir şey yapmayın. İsterseniz lastik örün. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben şimdi sıra sayılarımı tamamlayayım, daha sonra devam edelim. Evet hanımlar, ben ikinci parçamı tamamladım. Toplamda şu ilk başlangıç yerimizden itibaren 19 sıra ördüm. 6 sırada fıstık sıram var. Şimdi bakın sağ bedenimi örmüştüm zaten. Bakın bu benim sağ bedenim. Şimdi sağ bedeni örerken şunu siz benimle başladığınız için bu sağ beden olacak sizde. Sağ bedeni ördüğünüzde bakın şu sıra sonuna geldiğinizde ipinizi kesmeden bir zincir çekip bu şekilde dönerek hemen İlk trabzanın içine fıstık yapıyorsunuz. Bir trabzan atlayıp tekrar bir fıstık. Tıpkı bu sıralarda yaptığımız gibi. Buraya komple fıstık yapıyoruz. Yine son trabzanın içine fıstık yaptıktan sonra tekrar dönüyoruz. İki zincir çekiyoruz. Yine bir fıstık tepesine bir fıstık arasına batarak trabzan sıramızı oluşturuyoruz. Bakın şöyle burada kesinlikle arttırma yok. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra yaptım ben bu şekilde. Tabii siz kendi beden ölçünüze göre yapmalısınız. Bakın arttırma yapmadan fıstık, trabzan, fıstık, trabzan tıpkı burada yaptığımız gibi hiçbir değişiklik yok. Sadece arttırma yapmıyoruz. Düz aynı sayıda devam ediyoruz. Bu bizim sağ bedenimiz. Yani bu parçada siz kapattığınız noktada şu sıra sonunda bütün sıraları tamamlayıp kapattığınız noktada bir zincir çekip örgümüzün ters tarafını çevirip hemen ilk trabzanımızın tepesine fıstık yapıyorsunuz. Bir trabzan atlayıp ikincisine tekrar fıstık. Bir trabzan atlayıp ikincisine tekrar fıstık yaparak bu sırayı tamamlıyorsunuz. Ee, buradaki son trabzana yine fıstık yapmanız gerekiyor. O şekilde denk gelecektir. Son fıstığımızı yaptıktan sonra iki zincir çekip dönüyoruz. Döndükten sonra bir fıstık tepesine, bakın şöyle, bakın zincirimi çektim, döndüm. Bu zincir burada sabit kalacak. Bir fıstık tepesine trabzan, bir fıstık ortasına trabzan. Bu şekilde ilerliyoruz. Toplamda dediğim gibi altı sıra yaptım. Ee, şimdi bu bizim sağ bedenimizde şöyle sağ beden şu uzantı kısmı arkada kalıyor şurası ön bedenimiz şimdi solu yapmak için de bakın şöyle ayarlayacağız şu e, fıstıklı kısım bakın şurada göstereyim fıstıklı kısım hem önde hem de kolda olacak şekilde şöyle L şeklinde geliyor bunu da bu şekilde ayarlayacağız şimdi. Şöyle yaptığımızda olmadı. Bakın hem önde olacak hem de kolda yani bu şekilde. Evet bakın Şöyle hem fıstığımız ön bedenimizde hem de kolumuzda. Bakın şöyle daha sanırım net görünür. Evet, bu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle yaptığımızda sol beden oluyor ve uzantımızı bakın şu arkadaki fıstık sırasından yapmaya başlayacağız. Ve sol parçamızda bunu tersten yapmamız gerekiyor. Çünkü sağ parçamızda da tersten başlamıştık. Şöyle ipimi hemen alıyorum. Bakın. Şöyle katladıktan sonra Bir fıstık önde Bir fıstıkta Yani bir fıstıktan kastım kenar olarak. Kolumuzda. Şimdi şunu şöyle açtığımızda Hemen bakın sol üst köşeden başlayacağım. Şuradan alıyorum. Bakın örgümün ters tarafı. İlk trabzanımın içine batıyorum. Şöyle bir tane zincirle sabitledim. Ardından ipimi uzatıyorum. Aynı trabzanın içine 2, 3, 4. Dörtlü fıstığımı yaptım, kapattım. Şimdi bir trabzan atlıyorum, ikinci trabzanıma yine fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört ve kapattım. Bir trabzan atladım, ikinci trabzanıma fıstığımı yapıyorum. İki, üç ve dört. Bir trabzan atladım, ikinci trabzanıma fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar buradaki son trabzanıma kadar devam edeceğim. Daha sonra öreceğiz. Evet son trabzanıma geldim. Bakın bir trabzan atlayıp bir tane fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4. Bu şekilde bitirdim. Şimdi iki tane zincirimi çekeceğim. Aslında şöyle göstereyim. Bakın bir fıstıktan sonra şuraya bir tane trabzan yapıyorum. E e yani şey durmasın, eğik durmasın diye. İki zincir çektim, dönüyorum. Şimdi fıstığımın tepesine. Bakın şöyle fıstığımın tepesine bir tane trabzan yaptım. Bir tane fıstık ortasına, bir fıstık tepesine. Yani aşağıda yaptığımız gibi bir fıstık tepesine trabzan, bir de fıstık ortasına trabzan yapıyoruz. Şu fıstıktan sonra mutlaka bir trabzanı yapalım. Şurası eğik olmasın, yamuk durmasın diye. Bir trabzan yapıyoruz. Ardından iki zincir çekip e, i̇lk fıstığımın tepesine bir trabzan yaptım. Daha sonra bir boşluğa bir tepesine şeklinde bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Bir üst sırada tekrar fıstık yapacağız. Evet trabzan sıramı da bitirdim. Bakın son trabzanımı fıstık tepesine yaptım. Şimdi tekrar bir zincirimi çekiyorum ve bu şekilde döndüm. İlmeğimi uzatıyorum. İlk trabzanımın içine yine dörtlü fıstığımı yapıyorum hanımlar. Kapattım. Bir trabzan atladım. İkincisini aynı şekilde fıstığımı yapıyorum. Bir trabzan atladım. İkinci trabzanıma fıstığımı yapıyorum. Evet. Bu şekilde toplamda 6 sıra devam ediyoruz. Yani 3 sıra fıstık, 3 sıra trabzan sayımız olmuş oluyor. Evet bu şekilde şimdi tamamlayalım sıra sayılarımızı daha sonra tekrar devam edelim Evet altı sıramı tamamladım son trabzan sırasıyla bitirdim şimdi e, sağ ön beden ve sol ön bedeni birleştireceğiz hanımlar şimdi ördüğüm sol ön bedenimde bakın bu şekilde buraya ayarladım şimdi sağ ön bedenimi de alıyorum Bakın şu altı sıra ördüğümüz uzantılar bu şekilde yan yana gelecek Hanımlar şöyle yan yana koyduktan sonra Evet işte bu şekilde ayarlıyoruz şimdi ilk önce e, sırt kısmını birleştireceğiz ters tarafından bakın şurası örgümün ters tarafı altta kalan yer ise örgümün düz tarafı şimdi bunları bu şekilde koyduktan sonra bakın ipim burada şöyle alıyorum hemen bakın burada ilk zincirli trabzanım var oraya batıyorum ilmeğimi çıkardım ilk ilmeğimin içinden geçirip kaydırdım şimdi ikinci trabzanıma batıyorum bu şekilde alt parçamında ikinci trabzanına batıyorum ilmeğimi çıkartıyorum ilk ilmeğimin içinden kaydırarak geçiriyorum üçüncü trabzanıma da aynı şekilde her iki parçanın da e, trabzanlarına sırayla batıyoruz hanımlar. Bakın şöyle. Her iki parçanın trabzanına battım. İlmeğimi çıkardım. İlk ilmeğimden kaydırarak kapattım. Kaydırırken ilmekleri çok sıkı tutmamaya dikkat edelim. Yoksa kasma yapar. Her iki parçada da aynı trabzanlara batmaya özen gösterelim yani sıralamaları aynı olmalı sıralamayı şaşırırsak e, pot bir görüntü olur şöyle bu sıram bitene kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz bu şekilde arka bedenimizi birleştiriyoruz örgümüzün ters tarafından birleştirmeyi yapıyoruz. Evet. Şöyle de bakın birleştirdikten sonraki görüntü bu şekilde hanımlar. Şimdi bütün trabzanlarımızı bakın şöyle sıra sonuna kadar aynı şekilde kaydırarak kapatmayı yapalım. Daha sonra devam edelim. Evet son zincirli trabzanlarımı da birleştirdim hanımlar. Bir tane zincir çektim ve ipi bu şekilde kesiyorum. Evet. Arka bedenimizi bakın bu şekilde birleştirdik. Şimdi omuz kısımlarını birleştirmeye başlayacağız. Bakın omuz kısımlarında nasıl birleştireceğiz? Şu köşe noktalardan başlayacağız. Şu ense boşluğu açıkta kalacak. Yani sonradan ördüğümüz altı sıralara müdahale etmeden sadece son köşeden ve bu köşeden. Bunu da yine aynı şekilde tersten yapacağız kaydırmasını. Nasıl yapacağız? Bakın şöyle açıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın şurası düz tarafı. Şöyle şu uç tarafından şu tarafa düz içeride kalacak şekilde çeviriyoruz ve bu kısımdan birleştireceğiz. Yani düz tarafını tamamen içeriye alıp ters tarafından yine aynı şekilde trabzanlarla birleştirmemizi yapıyoruz. Ben tekrar göstereyim. Evet hanımlar şöyle bakın. Trabzanlarımı sayıları zaten eşitti. Son zincirli trabzanlarıma kaydırmayı yaparak bir zincir çektim. Ve ipi burada kestim. Bu da örgümün düz tarafından birleştirme görüntüm bu şekilde şimdi omuzları birleştireceğiz şöyle sağ bedenden başlayalım bakın sağ bedenimin düz tarafı bu şekilde şimdi bu sonda yaptığımız altı sıra uzantımıza birleştirme işlemi yapmayacağız Bunlar bizim ense boşluğumuz olarak kalacak Bakın şu arka bedenin son köşesinden ön bedenin bu şekilde köşesinden başlayarak birleştireceğiz. Tabi bunu da e, örgünün ters tarafından yapacağız. Şimdi nasıl çevireceğiz? Bakın şöyle tutuyoruz. Burası örgümün düz tarafı. Şu kol üzerinden bakın şu şekilde şurası omuzla kol üstü. Bakın şöyle iki ucu alıyorum ve arkadan bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle. Bakın şu köşelere kadar birleştirmemizi yapacağız. Hemen ilk trabzandan bu şekilde ipimi sabitledim alt parçamı alıyorum. Bakın onun da trabzanından. ilk trabzanında. Bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. İlk ilmeğimden kaydırdım. Şimdi ikinci trabzanıma batıyorum. Alt parçamın da ikinci trabzanına batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Sırayla üçüncü trabzanları aynı şekilde, dördüncü trabzanlarımı aynı şekilde kaydırma işlemi yaparak kol parçamı, omuz parçamı bu şekilde birleştiriyorum. Diğer parçaya da aynı işlemi yapalım hanımlar. Daha sonra kol ve alt bedeni örmeye başlayalım. Evet, şimdi her iki parçayı da bu şekilde ekleyelim, birleştirelim. Daha sonra devam edelim. Evet hanımlar, cropper'kamızı bitirdik. Gerçekten çok şık oldu. Renk uyumları da mükemmel oldu. Modelimiz de öyle. Bu şekilde kısa krop altıgen hırka yaptık. Ee, kolum tamamen uzun değil. Ee, yarım kol yani dirsek boyunda hemen hemen. Siz dilerseniz buradan e, tekrar trabzanlarla kolunuzu uzatabilirsiniz. Evet, şurası ensa açıklığımız. Kısa e, bel hizasında bir hırka oldu. E, dilerseniz e, buradan da yine trabzan ve fıstıklarla devam edip boyunu da uzatabilirsiniz. Ben bu hırkanın e, uzununu da çekeceğim. bundan sonra devam edeceğim. Bunu bu şekilde crop hırka olarak yayınlamak istedim. Yani kısa mini bir hırka yapmak isteyenler bu videodan bu şekilde yararlanabilir. Uzun yapmak isteyenler içinse videomu devam ettireceğim. Bu şekilde gayet şık ve güzel bir hırka elde ettik. Toplamda 300 gram yumak kullandım. E, hafif buharlı ütüyle de ütülediğimizde muazzam bir görüntü olacaktır hanımlar. Evet videomun sonuna geldim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Daha güzel ve yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.